Başkanım, neden makam arabası değil de benim arabamla gidiyoruz her yere? Lan oğlum, benim araba çok lüks, bilmiyor musun? Zaten insanlar benden kullanmış, bu şekilde hiç dikkat çekmiyoruz. Yolda görsen bu arabanın başkan arabası olduğuna inanır mısın sen? İnanmam vallahi başkanım. Nereye gidiyoruz? Bir açılışa davetlisiniz başkanım, oraya gidiyoruz. Ne açılışı bu? Hayvanları Koruma Derneği'nin açılışı başkanım. Güzel güzel, böyle açılışlarda bulunmamız bizim için çok iyi. Buyurun başkanım. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. O ne lan? Adak başkanım, açılış için keseceğiz, adettendir. Lan bari başka yere kesip geçsiniz. Hayvanları Koruma Derneği'nin açılışında hayvan mı kesilir? Şimdi nereye gidiyoruz? Kirazlı Köyü'nde seçim konuşmaları var başkanım. Konuşmayı yapacağım, kağıt nerede? Aman neyse, zaten söyleyeceklerim hepsi yalandı. Dolaştırma, bir şeyler söylerim ben artık. Lan kimse gelmemiş, neyse. Mecliste emeklere zam gelmiş galiba. Nereden biliyorsun? Baksana, başkan iğne ipliğe dönmüş. Evet, başkan olduğumdan beri köyünüzdeki değişiklikleri fark etmişsinizdir sanırım. Köyde ne değişti lan? Ben pek fark edemedim. Yollar yenilendi. Yeni bir köprü yaptık. Çöp sorununu da çözdük. Biz gelmeden önce lağım suları dereye akıyordu, dereye. Yine dereye akıyor. Yürüyün gidelim. Bu adam sürekli yalan söylüyor. Durun, daha konuşmam bitmedi. Gidelim başkanım. Muhabbet Kuşu Sevenler Derneği'nin açılışı var. İnşallah açılıştan muhabbet kuşu kesmezler. Az oldu, koşun. Ölmüş. Yorulduysanız sabahla devam. Yürüyün gidelim. Nereye gidiyorsunuz? Ambulansı arayın. Adam hala yaşıyordu. Ambulansı niye aramadık? Ulan söylediği her şey yalandı. Kesin yine yalan söylüyordur ölmedim diye.